Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4'te 4 Redox denklemiyle sizlerle beraber olacağız. İlk denklem denkleştirmemizle başlıyoruz. Yine şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın siz ilk önce durdurun, çözün. Sonra benim çözümümü izleyin. Evet çözdünüz galiba. Bakın eksi 2 artı 1. Buradan 3 kere 2 6 1 çıkarsan artı 5 geldi. Bakın eksi 2 artı 1. Şuraya eksi 2. Burası artı 2. Tek başına olduğu için 0 veriyoruz. Eksi 2 artı 1. Gerçi suyunkini çok yazmasak da oluyor biliyorsunuz ki. Bakın burada şimdi azotu artı 5'ten artı 2'ye götürdük. Peki ne oldu? 5'ten 2'ye 3 elektron almış. Yani indirgenmiş. Bakın bu Eksi 2'den 0'a ne yapmış oldu? 2 elektron. 2 elektron vermiş. Yani yükseltgenmiş. O zaman bu tepkimeyi 2 ile bu tepkimeyi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Peki bakın 2 ile çarpalım. Burası 2 oldu. Bir de şurası 2 oldu. Burayı 3 ile çarptık. Burası da 3 gelmiş oldu. Şimdi hidrojenleri eşitleyeceğiz. 2 hidrojen burada. 6 da burada 8. Bakın buralarda olmadığı için buraya 4 yazıyoruz ki 8 hidrojene ulaşmış olsun. Hemen o sırada oksijene de bakalım. 3 kere 2 6 oksijen. 2 burada 4 de burada 6 oksijen olmuş oldu arkadaşlar. Evet diğer tepkimemize geldik. Yine durduruyorsunuz. Siz çözdün. Sonra benimle devam edin. Evet çözdünüz diye düşünüyorum. Bakın Eksi 2'yi buraya attık. Burada artı 5'i bu tarafa aldık. Eksi 2'ye artı 2. Tek başına olduğu için 0. Eksi 2'ye artı 4 bulmuş olduk. Burada iotu 5'ten bakın artı 5'ten 0'a götürdük. Artı 5'ten 0'a 5 elektron. Ancak 2'den 2'ye gittiği için çarpı 2 ile ne olmuş oldu? 10 elektron oldu. Burada karbon ne yapıyor arkadaşlar? Karbonda 2'den 4'e 2 elektron gidiyor. Herhangi bir katsayı olmadığı için çarpım yapmıyoruz. O zaman bu 10, bu 2 olduğu için burayı 5 ile genişletmemiz gerekiyor. Buraya 5 yazdık. Bir de bu kısma 5 yazdık. Bakın 5 oksijen, 5 de burada 10 oksijen. 5 kere 2, 10. Bu şekilde tepkimeyi denkleştirmiş olduk arkadaşlar. Evet diğer tepkimemize geldiğimizde bakalım ne diyecek. İlk önce yine durduruyorsunuz siz çözün sonra benim çözümümü izleyin. Evet çözdünüz. Bakın 0 tek başına olduğu için. Eksi 2 artı 1 3 kere 2 6 1 çıkarsak. Bakın bu artı 5 olacak ki buranın tamamını 0 eşitlemiş olalım. Yine suya gerek yok burada ama yazıyoruz. Bakın eksi 2 artı 1 burası tehlikeli 7 kere 2 14. 4'ünü çıkartırsan ne kaldı 10. 2'ye bölersek ne kaldı? Artı 5. Bakın eksi 2'ye artı 2'yi de buraya verdik. Bakın AS buradan ta nereye gitmiş oldu? Buraya kadar geldi. 0'dan 5'e 5 elektron. Ama 2 tane burada. Buraya ne koymamız lazım? Bir hayali 2 koyuyoruz. İlk önce bunu da 2 ile çarpıyoruz. 10 elektronumuz oldu. Peki bakın azota 5'ten nereye gidiyor? Buraya 2'ye yol almış oldu. O zaman evet 3 elektron ne yapmış oldu? Almış oldu. O zaman burada da 10 elektron olduğunu şöyle yazalım. Ee, bunu eşitlemek için ne yapacağız arkadaşlar? Burayı 3 ile burayı da 10 la çarpmamız lazım. Peki şimdi bir daha işleme başlayalım. Bakın 3 ile çarpıyorsam burası artık 6 oldu. Burası da artık 3 oldu. Burayı 10 ile çarptığımıza göre bu 10 oldu. Geldik burası da 10 yazmış olduk. Burada şimdi neyi denkleştireceğiz? Hidrojeni. Bakın 3 kere 4 12. 10 tanesi buradaysa 2 tanesi burada. Zaten biri koymuş olduk. Şimdi oksijene bakalım. 30 burada, 1 de burada 31, 3 kere 7, 21, 10 da 31 olmuş oldu. Denklemimiz denkleşti arkadaşlar. Evet son denklemimize geliyoruz. Yine siz denklemi denkleştirin. Sonra ben yapayım. Evet yaptınız galiba. Eksi 2'ye artı 2, eksi 2 artı 1, 3 kere 2, 6, 1 çık, artı 5. Bakın eksi 2, artı 2 verdik. 4 kere 2 8 2 çıktık artı 6. Hocam burada PB'nin artı 2 olduğunu nereden bildiniz? Bakın SO4 üzeri eksi 2'dir. E o zaman o eksi 2 ise PB'de artı 2'dir. Kökü bilmekten de geliyor tabi biraz. Burada eksi 2 artı 2 eksi 2'ye artı 1 yazmış olduk. Şimdi yine azotun buradan bakın 5'ten 2'ye ne yapmış oldu? 3 elektron almış. Peki kükürde bakıyoruz ne yapmış? Orada eksi 2'den artı 6'ya 8 elektron vermiş. Peki değişen başka bir şey var mı? Mesela kurşunda hiçbir şey değişmemiş. O zaman burayı 8 ile burayı 3 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Bakın 3 buraya yazdım. Götürdüm bir 3 de buraya yazdım. 8 buraya yazdım. Bir 8 de buraya yazmış olduk. Şimdi hidrojene bakıyorum. 8 hidrojen burada. Burada olmadığı için 4 de buraya yazıyoruz. O zaman oksijenlere bakalım. 8 kere 3 24. 3 kere 4 12. 8 daha 24 daha 24 ile tepkimemizi denkleştirmiş olduk. Bu şekilde 4 ile 4 redoks denkleminin sonuna geldik arkadaşlar. Bunun Word'ünü de hazırlıyoruz. Alttan indir butonuyla indirip çözüp sonra tek tek izleyebilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.